karkas fiyatları ne kadar arttı? Evet. Onu bence bir konuşalım. Şimdi yem fiyatları son 2 yılda Bahadır Bey, sizin matematik. Kendileri de geliyor hocam. Şimdi soracağım. Şimdi soracağım ben onlara. Evet. Gelin bakalım. Arkadaşlar, resilient misiniz? Dirençli misiniz? Siz krizlere karşı yediğiniz yemlere karşı seçici değil misiniz? Dirençli misiniz? Evet hocam, gerçekten küçük bir kamuoyu yoklaması yaptım, dediğiniz gibi çıktı. Kuzu fabrikası ve aslında öncesiyle birlikte az önce onu konuşuyorduk. Bu çekimleri biz neredeyse 6-7 yıldır yapıyoruz. Akkoyun Karaoğlak programıyla başlamıştınız hocam. Ben de o sırada oradaydım ama kamera arkasındaydım. Agit değerli üstadımız 6-7 sene öncesinden sizlerin çekimlerini yapmaya başlamıştı. Bugüne bir geldik, baktık 2022 olmuş hocam. 6-7 sene de geçmiş. Bu hani bu işin sürdürülebilirliğini aslında konuşacağız bugün. Hayvancılık tarafında tabii et koyunculuğu, daha ziyade koyunculuğu konuşacağız ama çiftlik hayvancılığındaki sürdürülebilirliği dünya genelinde sağlayabilmek çok zor. Artık her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ama bir taraftan da bakıyoruz, böyle bir programı çekebiliyor olmanın, değil mi? Onun sürdürülebilirliğini yaşamak da ayrı bir önemli, ayrı evet. bir mesele. Biz bunu 6-7 senedir çekebiliyoruz, devam ediyoruz. Bir taraftan bakınca uluslararası anlamda bir çiftlik hayvancılığı işletmesinin oturması, tüm dinamikleriyle ayakta kalıp kalmayacağının anlaşılması için bir 7 sene gerekiyor. Biz de bu programda neredeyse 6-7. senemize gelmişiz. Onu da anlamış, onu da idrak etmiş olduk aslında bugün. Sürdürülebilirliği konuşacağız hocam. Tüm dünya genelindeki hayvancılık, çiftlik hayvancılığıyla ilgili girdi maliyetleri ve ürünlerin satış fiyatları ve gelir gider dengesi anlamında dünya genelinde bir kriz yaşanıyor. Tabii bir yandan pandeminin etkisi, bir yandan tedarik zincirindeki kırılmalar, gene işte Çin'den başlayan pandeminin de etkisiyle başlayan kırılmalar, doğal kaynaklardaki, doğal enerji kaynaklarındaki sıkıntılar, birçok faktörle birlikte dünya hayvancılık anlamında dalgalanıyor. Sıkıntılar yaşıyor. Biraz bunları konuşalım hocam istiyorum. Ardından tabii bugün İstanbul Canlı Hayvan Borsası'ndayız. İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan Şubesi'ndeyiz. Buradaki trafiği de, aynı zamanda Türkiye genelindeki trafiği ve kapasiteyi de konuşacağız. Neler söylersiniz? Öncelikle global kriz ve hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet. Tabii biz dünyayı takip ediyoruz. Malumunuz, siz hep anlatırsınız, söylersiniz Bahadır Bey, bir uzmanlık 10 bin saat harcandığında ancak uzmanlık geliştirebiliyorsunuz. Bu da yaklaşık bir 10 yıla tekabül ediyor. Hani normal bir insanın, hani işkolik olmayan bir insanın saat hesabından yola çıktığınız zaman, ancak bunca yıldır veya bunca saattir geliştirilen uzmanlıklar pandemiyle birlikte yerini çok daha farklı hesaplamalara, o uzmanlık geliştirilen argümanlardaki ciddi değişimlere zorluyor. 2022 hayvan yetiştiricileri için, hayvan yetiştiricilerini destekleyen devlet kurumları için ve tüketici için zor bir yıl olacak. Bütün ortak görüş bu noktada birleşiyor. Dünyada konumuz koyunculuk, konumuz bilhassa kuzu eti olduğunda dünyada büyük üreticiler, Avustralya, Yeni Zelanda, işte İngiltere, İrlanda gibi ülkeler uzman ekiplerini toplayarak 2022'deki olacakları öngören çeşitli raporlar hazırladılar. Şeyden başlayalım hocam. Şimdi krizin aslında genel anlamda oluşan krizin sebeplerinden biri girdi maliyetleri. Yem fiyatları artıyor. Tabii biz bunu Türkiye'de her zaman duyuyoruz aslına bakarsanız. TÜİK verilerine baktığımız zaman da geçmişten bugüne yem fiyatlarında hep artışlar oluyor. Bazı işte 2012'de mesela ciddi bir artışla birlikte bir kriz oluşmuştu. Genel anlamda son dönemdeki yem maliyetlerindeki artışın sebepleri nelerdir? Onu bir konuşalım. Şimdi yem maliyetleri, hep biz ülkemizde şikayet ediyoruz. Türkiye'deki yem fiyatlarından serzenişte bulunuyor üreticilerimiz ister istemez. Yem sanayi de bunu şikayet ediyor. Yani biri üretirken, biri satın alırken, satın alanın sadece şikayet konusu değil bu. Yem maliyetleri bütün dünyada artıyor. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Yani birileri yemi ucuza üretirken biz daha pahalıya satın almıyoruz.
yiyemiyoruz. Dünyada yem fiyatları artıyor. Tabii zaten bizim de yem maliyetlerimizin önemli bir kısmı ithalattan oluştuğu için evet. Baktığımız zaman o da bizi etki ediyor. Yani biz ucuz bir malı daha pahalıya almıyoruz. Zaten dünya genelinde yem maliyetleri artıyor. Bugün İrlanda TEAGESC denilen resmi bir kurumdur. Üreticilere, tarım ve hayvancılık sektöründeki aktörlere doğru bilgileri, analizleri ulaştıran, onlar için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan çok ciddi bir kurum uyarıyor üreticilerini. Diyor ki gübre fiyatları arttı %70. Gübre arttığı zaman yem artıyor. Neden gübre artıyor? Kimyasal gübre üretiminden bahsediyoruz. Evet. Gübre fiyatları neden artıyor? Bizim ülkemizde de gübre fiyatlarındaki kriz. Gübrenin üretimindeki doğalgazın Avrupa'daki arzında bir sıkıntı var. Yani doğalgaz kaynakları az. Doğal kaynaklarda. Evet, doğalgaz kaynakları azaldığı zaman gübre üretiminin maliyetleri bu sefer tabii ki çok yükseliyor. Şimdi diyeceğiz ki İrlanda gibi meraya dayalı yetiştiricilik yapan bir ülkenin gübre fiyatlarından ona ne? Şimdi mera dediğimiz, meraya dayalı yetiştiricilik dediğimiz mera da gübre istiyor. Çayırlar da gübre istiyor. Toprak gübre istiyor. Meranın kalitesi, meranın bakımı. Tabii ki. Yani bugün gübre sadece hububat üretimi, yem bitkisi üretimi için gerekli olan bir toprak besin maddesi değildir. Aynı zamanda çayırların, meraların, doğal kaynakların da hem verimliliklerinin devamı hem bu doğal kaynakların dediğim gibi sürdürülebilir bir şekilde üretimin içerisinde kalabilmesi için de gübre burada bir argüman. Şimdi baktığınız zaman gübre fiyatlarının artması yem maliyetlerini %100 artırıyor. Bir de iklim değişiklikleri belamız var başımızda. Kuraklık var. Dünya genelinde kuraklık var. İşte Yeni Zelanda kuraklıktan dolayı koyun sürülerinin neredeyse yarısını kaybetti. Yeniden Yeni Zelanda'da koyun sürülerinin inşası var. Yani sürülerin tekrar büyütülmesi var. En büyük alıcısı Çin. Çin, Yeni Zelanda kuzu ihracatındaki neredeyse şu anda tek ülke konumunu koruyor. Şimdi kaynaklar azalıyor, talep artıyor. Artınca bu fiyatların nasıl dengeleneceği konusunda hesaplar şaşıyor. Yeni hesaplar. Bir de lojistik krizini ekleyelim buna. Son 2 yıldır, 3 yıldır pandemi sebebiyle yaşanan Çin merkezli olmak suretiyle. Çünkü dünyanın genel üretiminin merkezi konumuna getirilmiş durumda Çin. Büyük ekonomiler tarafından getirilmiş durumda. Tabii pandemiyle birlikte arz, talep, üretim ve üretimin nakli, lojistik, tedarik zincirindeki adımların biri biri işlemesi ve tüketiciye ulaşması süreçleri bu pandemi sebebiyle etkilendi. Etkilenince üretici tarafında atıl kapasiteler oluşmaya başlandı. Tedarik zinciri optimizasyonunda bir sıkıntı böylelikle ortaya çıkmış oldu. Çünkü atıl kapasite maliyet artışı anlamına geliyor. Bunun birçok sektöre yansıması oldu ve bu dalga dalga birçok sektörü etkiledi. Bu bahsettiğiniz sebeplere bir de bu eklenince, çünkü baktığımız zaman yem, gübre, bunların da lojistiği, ithalat anlamında her ülkeyi etkileyen faktörler. Bunlar da birleşince son dönemdeki beklentinin üstündeki yem fiyatları artışını yaşamaya başladık. Bunun diğer etkileri nelerdir? Diğer etkileri tabii pandeminin hayvancılık sektörü de dahil ve buradaki tedarik zincirindeki tüm noktaları etkilemesi bir hastalık. Yani pandemi kendi başına bir hastalık değil. Üretimde yarattığı bir hastalık var fakat hastalık aynı. Yem fiyatları artıyor, her yerde artıyor. Gübre fiyatları artıyor, her yerde artıyor. Fakat ülkelerin hazırladıkları reçeteler farklı Bahadır Bey. Buna karşı bir takım çözüm reçetelerine ihtiyaç var. Burada farklı ülkeler nasıl reçeteler hazırlamışlar, onları bence bir konuşalım. Evet. Biz kendi adımıza kuzu fabrikası olarak nasıl bir reçete ile bu problemle mücadele etmek için nasıl bir reçete hazırladık? Evet. Türkiye için, Türk'te böyle bir reçete varsa onu da konuşalım hocam. Şimdi öncelikle reçeteye geçmeden önce şunu vurgulamak istiyorum. Koyunculuk sektörünün bu artışlardan, bu olumsuzluklardan, bu sıkıntılardan süt hayvancılığı, süt inekçiliği ve süt geçiciliği de buna dahil ve et sığırcılığından çok daha az etkileneceği konusunda uzmanlar
ortak görüşe sahipler. Burada iki tane tespit var. Bir kere diğer çiftlik hayvancılıkları da doğal olarak bu bahsettiğimiz krizlerden etkileniyor. Tabii. Kanatlı hayvan sektörü zaten aynı şekilde etkileniyor bundan. Evet. Süt inekçiliği ve büyükbaş yetiştiriciliği diyelim genel manada etkileniyor. Koyunculuk bundan biraz daha az etkilenir diyorsunuz. Neden, neden hocam? Neden? Nedeni şu. Bugün uzmanlar, şimdi şöyle bir şey vardır Bahadır Bey. Baktığınız zaman İngiltere'de, İrlanda'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Kanada'da, Amerika'da 2020 öngörüleri için ciddi bir çalışma yapılır, analizler yapılır. Neden analizler yapılır? Örneğin İngiltere'de Anderson Center diye bir merkez var. Bu merkez tarım ve hayvancılıkla ilgili, gıdayla ilgili hem finansal hem teknikel, evet hem teknik olarak hem de stratejik olarak analiz yapar, çözüm önerilerini de sunar. Güzel, bir sonraki güzel. Yıl için yaklaşık 60 küsur sayfalık bir raporunu paylaştı, hazırladı. Dedi ki işte dedi analizi budur. 2022'de sizi bunlar bekliyor, şu hazırlıklarınızı yapın. Aynen, birçok sektör analizi olduğu gibi bunda da var. Neden koyunculuk sektörü diğer hayvancılık kollarından bu olumsuzluklar zincirinden neden daha az? Güzel haberlere ihtiyacımız var hocam. Güzel haberler alabilir miyiz koyuncular adına? Koyunları soruyorum. Öyle. Kuru gürültüye pabuç bıraktırtmayız. Pardon, saçımı tarayayım hocam. Biraz saçım fazla da önüme düşüyor. Taramam gerekiyor. Kusura bakmayın. Araya koyunculuğu yedirmeyiz. Yedirmeyelim. Devam edecek. Aynen, güzel haberler gelsin. Evet. Morallerimizi düzeltebilir misiniz hocam? Evet, morallerimizi düzeltelim. Şimdi koyun. Evet. Bütün bu bahsettiğimiz hayvan yetiştiriciliği içerisinde bir kere kanaatkar bir hayvan. Muazzam kanaatkar bir hayvandır. İhtiyaçları gerçekten neredeyse asgari düzeylerdedir. Buna protein ihtiyacı, buna enerji ihtiyacı, neyi verirseniz verin. Bir. Kendisine sorduk mu hocam bunu? Ben kanaatkarım diye bas bas bağırıyor da biz dinlemiyoruz. Tamam. Çok kanaatkar bir hayvandır. Neden? Yemleme ve beslenme programlarımızda vurguladığımız gibi koyunun büyük, yaşamının büyük bir evresindeki protein ihtiyacı, ki rasyonun, o pahalı yemin, en pahalı bileşeni protein %8-9'dur. Sadece kritik dönemlerde bu artar. Demek ki biz rasyonu oluşturan, rasyonun en pahalı bileşeni protein anlamında koyun diyor ki bana %9 yeter, eyvallah diyor. Ama diğer yetiştiricilik kollarına baktığınızda 12'ler, 14'ler, 15'ler çok pahalı olan yemin pahalı bileşeniyle beslemek zorundasınız. Koyun %8-9 bana yeter mi diyor ama hocam krizin neticesinde biz ona 6-7 versek olur mu'nun pazarlığını yapıyoruz belki de. Yetiştirici bu seviyelerde. Evet, bu seviyelerde. Ancak koyunun bir diğer özelliği, en büyük avantajı Bahadır Bey şudur. Koyun alternatif yem kaynaklarına çok uygundur. Seçicilik keçiden hele mukayese edilirse çok çok düşüktür. Büyükbaşa da geldiği zaman yine düşüktür. Yani koyun alternatif yemleri, kaba yem ve alışıldık mısır, arpa, buğdayın haricindeki alternatif yemleri, yem kaynaklarını değerlendirebilme özelliğindedir. Hem kanaatkardır hem seçici değildir. Tam ideal bir... Ezebiliriz yani. Ezebiliriz değil de bu hayvanla zorluklara karşı direnç, direnme, evet. Sürdürülebilirlik, resilience diyoruz. Yani direnç gösterebilme. Şimdi siz krizlere direnebilmeniz için tek başınıza bir yere kadar yeterlisiniz. Bir yere kadar yeterlisiniz. Şimdi kendileri de geliyor hocam. Şimdi soracağım. Şimdi soracağım ben onlara. Evet. Gelin bakalım. Arkadaşlar, resilient misiniz? Dirençli misiniz? Siz krizlere karşı yediğiniz yemlere karşı seçici değil misiniz? Dirençli misiniz? Evet hocam, gerçekten. Küçük bir kamuoyu yoklaması yaptım, dediğiniz gibi çıktı. Şimdi dolayısıyla alternatif yem kaynağı... Sabah 8'de burada olduğumuz için espri kalitesiyle ilgili lütfen eleştirilerimizi biraz daha dikkatli yapalım. Haklısınız yani, o açıdan söylüyorum. Evet hocam, buyurunuz. Şimdi dolayısıyla alternatif yem kaynaklarına bugün baktığınız zaman dünyada alternatif yemlerle ilgili hiç akla gelmeyen yemleri bile değerlendirebiliyor, evet, koyun. Şimdi bu noktada da bizi rahatlatıyor. Yani ben yonca yedim, yoncadan aşağısını yemem demiyor. Anladım. Sizinle çok birlikte zorluklara göğüs geriyor. Şimdi bu noktada ülkelerin reçetelerinden bahsettik. Evet. İngiltere'nin tespiti şu Bahadır Bey. Diyor ki 2022 sektörden ayrılanların ve sektörde kalanların değil,
Sektörü iyileştirip aynı zamanda büyüyenlerin yılı olacak ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. Karar vermen lazım diyor İngiltere'deki analiz grubu, ekibi Anderson's Center. Hı hı. Diyor ki koyun üreticileri optimum büyüklüklerin sayısı değişti. Eskiden 200 baş iken şu anda 500 baş oldu. Büyüyebilir misin? Sürü sayını artırabilir misin? İşçilik maliyetlerini bu anlamda azaltabilir misin? Sektörde güçlü kalabilmek için hayvan sayını artırman lazım. Küçük üretici çekil. Sektörü geri çekme. Çekilmek için en iyi fırsatı. Küçük üreticiler için gene kötü haberler gelmeye başladı. Küçük üreticiye aslında diğer çekil diyor. Hayvancılık sektörlerinde de hani kanatlıda da büyükbaşta da benzer aslında. Belli krizlerde küçük oyuncular sahneden çıkarken daha büyükler, hayatta kalabilmeyi başaranlar bir sonraki aşamaya kendisini atabiliyor. Evet. Tabii ki orada ardından kar maksimizasyonu sağlanabiliyor. Ancak krizlerde krizlerle başa çıkabildiğin ölçüde. Yani bu nedenle İngiltere'de yenilikçi yöntemlerin artık önerilen, telkin edilen yöntemler olmadığı, yenilikçi yöntemlerin bir elzem yöntem olduğu, bir zorunluluk olduğu ortaya çıkıyor. Eskiden İngiltere'de orada da geleneksel bir bakış açısı vardır üreticilerde Bahadır Bey. Gittiğiniz zaman bir yöntemi söylediğiniz zaman yani kulağının arkasıyla dinlerdi. Her zaman. Halbuki gitseler de ben işime gücüme baksam derdi. Eski köye yeni adet birçok ülkede getirmek zor. Aynen öyle, direnç vardı ama şu anda yeniliklerin çok hızlı bir şekilde adapte edilmesi lazım ve çok etkin bir şekilde adapte edilebilmesi lazım. Çünkü koyunculukta et üretimi başta olmak üzere diğer üretim kollarında bu yenilikler can simidi gibi. Ha, ne yeniliği? Hangi konuda yenilik? Birçok aslında kuzu fabrikası konseptiyle de birlikte paylaştığımız birçok yenilik aslında artık elzem hale geliyor. Zorunluluk hale geliyor. Evet. Sürdürülebilirliği sağlamak için bir takım yöntemlere ihtiyaç var. Hep aslında konuştuğumuz şey bu. Enerjide de öyle. Hani doğalgaz kaynakları azalıyor veya doğalgaz fiyatları artıyor. Bunun gübre üretimine negatif etkisi var ve bunun yem fiyatlarının artmasına etkisi var dedik. Doğalgaz kaynakları da sınırlı, sonu var. Dolayısıyla enerji tarafında da dünyanın sürdürülebilir enerjiye doğru yönlenmesi gerekiyor. Yani dünyada birçok şu anda elektrikli araçların miktarı ve birçok firma sürdürülebilir enerji kaynaklarına doğru gidiyor. Elektrik üretimi anlamında da, enerji üretimi anlamında da. Aynı şekilde hayvancılık tarafında da sürdürülebilirliği sağlamamız için bir takım inovasyonları artık hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu anlaşılıyor. Aynen öyle. Şimdi TLGS'ye baktığınız zaman, İngiltere'nin kuruluşuna baktığınız zaman, İngiltere'de diyor ki üreticilerine, devletten bir takım beklentiler içerisinde olmayı bir kenara bırakın. Ey üreticiler, sizden beklenen atılımları, beklenen adaptasyonları göstermeniz lazım. Nedir bu atılımlar ve adaptasyonlar? Diyor ki hayvanlarınızı kritik dönem beslemesi anlamında doğru besleyin. Bir, sırayla gidelim. Aslında o kadar çok programda bizim anlattığımız şeyler ki gene farklı ülkelerin sunduğu reçeteler bu krizden çıkış için. Bir, hayvanların beslenmesinde farklı fizyolojik dönemlere uygun beslemeyi optimize edin. Optimize edin. Yani bir hayvanın ihtiyacı neyse tam o ihtiyacı İhtiyaç göre kadar besleyin. Evet. Daha fazla değil. Yani artık böyle hayvanın önüne atıp yediği yesin, yemediği önünde kalsın hesabı artık dikkat etmeniz gerekiyor. Tarihin derin sularına gömülüyor. Evet, hassas sürü yönetimi hassas dediğimiz sürü şey. Yönetimi hassasiyet dediğimiz oradaki optimizasyona karşılık geliyor. Evet. İki. Sürünüzde mesela yetiştirici duygusal bağ da kurar. Aman ne olacak der. Verimsiz hayvanını sürüde tutar. Verimsiz hayvanın sürüde kalmaya bir gün bile tahammülü yok. Verimsiz hayvanlarınızı tespit edin. Islah. Sürü içi ıslah. Sürü içi ıslah, sürü içi seleksiyon ve sürekli seçim. Yaşlı hayvanlarınızı ayıklayın. Şimdi koyunlarda en yüksek verimin alındığı yaş 3 yaştır. Şimdi bir bakıyorsunuz ki özellikle meraya dayalı yetiştiricilik söz konusu olduğu zaman 7-8 yaşındaki hayvan. Yaşlı hayvanda verim ilk doğumunu yapan hayvan gibi düşüktür. Düşük verimli ve bu hayvan gençleşmeyeceğine göre sürüden ayıklayın. Bununla birlikte yine İrlanda'daki önerilerden biri gebe hayvanlarınızın gebeliklerini en kısa sürede tespit edin. Kısır kalan hayvanlarınızı sürü dışına çıkarın. Üçüncüsü gene aslında bir yerde ıslah.
performans kriterleri, anahtar performans kriterleri, evet, anaç koyunlar için gebellik ile ilgili, işte kızgınlığa gelmekle ilgili, üreme performansı ile ilgili kriterleri değerlendirerek ıslahı yürütün. Değil mi hocam? Tabii. Orada da optimize edin elinizdeki hayvan profilinin verimini en üst seviyeye çıkartmak için gene o kriterlere bakarak ıslah yapın. Islah yapın. Ayıklayın. Aynen. Ayıklayın. Şimdi Kanada'ya bakıyoruz. Kanada Tarım Bakanlığı, Tarım Bakanı açıkladı daha yeni, Ocak ayı başında açıkladı. Biz dedi bir fon yarattık, bir kaynak yarattık. Bu kaynakla Kanada'daki koyun yetiştiricilerimize hangi çiftlikte, Kanada'nın hangi bölgesinde, hangi ırkla, hangi üretim sistemiyle koyunculuktaki gelir ve giderler nasıl, kar marjları nasıl değişiyor, bunu takip edecek bir yazılım programı geliştirme kararı aldılar. Bu yazılım programında siz girdiğiniz zaman hangi eyaletin, hangi işte lokasyonunda hangi ırkla Bahadır Ödevci yetiştiricilik yapıyor ve onun sürü büyümesine, efendime söyleyeyim, verim özelliklerine bunu görüyorsunuz. Bunu gören yetiştiriciler de en iyileri bu anlamda kendilerine seçme ve adapte edebilmeyi hızlıca yapabilecekler. Yani teknolojinin nimetlerinden faydalandırıyor. Ağı böyle kuruyor. Çünkü pandemide artık insanlar komşuya gidemez oldu Bahadır Bey. Tabii. Şimdi siz dolayısıyla çiftlikler arasındaki, çiftlik yönetimleri, çiftlik üretimleri arasındaki ilişkileri nasıl kuracaksınız? Teknolojinin... Nereden bileceksiniz bir de? Veriye nasıl ulaşacaksınız? Hangi yöntem, hangi bölgede, hangi ırkla, hangi yetiştirilik yöntemiyle verim alınıyor? Şimdi pandemi, nasıl ulaşacaksınız? Pandeminin en büyük etkilerinden biri fenotipik veri dediğimiz veriler çiftliklerden toplanmadı. Büyük bir veri açığı var. Bilim adamları evlerinden çıkamadı. Bilim adamları çiftliklere gidemedi. Çiftlik sahipleri bilim adamları için veri toplamadı. Adamın işi başından aşkın. Bakıcısı hasta oldu, gelmedi. İşte karantinaya girdi, olmadı. Yani insanlar da çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde büyük bir veri data eksikliği var. 2-3 sene boşlukla geçildi. Yani optimizasyonda tabii ki 2 sene 3 sene çok ciddi süreler bunlar. Çok. Yani teknoloji gelişiyor diyoruz. Tıp gelişiyor diyoruz. İnsan sağlığı, insan yaşam ömrü uzuyor. Teknolojinin geldiği yerlere bakın. Neredeydik? Nerelere geliyoruz? 2 sene çiftlik hayvancılığında bilim adamlarının verileriyle yapacakları optimizasyonları elde edemedik. Edemedik. Tedarik zinciri sıkıntıya düştü diyoruz. Niye? Üretim ile arz ile talep arasındaki o bağlar koptu. Atıl kapasite oluştu. Bir anda dalgalanmaya başladı tedarik zincirindeki zincirler kırıldı diyoruz. Bilim, bilgi zincirindeki bağlar da koptu. Beslenemedik. Bu raporlar çok geç çıktı. Değil mi hocam? Yani İrlanda'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan çıkan yeni krizlerle alakalı olan reçeteler son 2-3 yıldır gelmesi aksayan birçok sahadan veri vardı. O veriler aksadı. O verilerle birlikte çok geç bir reaksiyon alınıyor aslında. Aynen öyle. Dolayısıyla bu da reçete farklılığını ülkelerin üretim sistemlerine, ülkelerin pazar hedeflerine, ülkelerin geleneksel yöntemlerden yeni inovatif yöntemleri keşfine ve bu keşiflerin onlar için uygunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Mesela Avustralya 2022 yılının koyun üreticileri için çok olumlu bir yıl olacağına evet. Çok olumlu bir yıl olacağına işaret ediyor. 2000. Çok enteresan. Yani şimdi baktığın zaman Avustralya çok güzel bir tablo çiziyor. İrlanda'ya bakarsan eyvah eyvah diyor, koyun üreticiler marjlarınız düşecek. Aman hani şimdiden hazırlanın. Aynen. İngiltere'ye baktığınız zaman İngiltere'de maliyet hesaplamışlar. Çok hoşuma giden bir rapordu. Keşke bizim ülkemizde de böyle bir şey olsa. Maliyet hesaplamışlar. Diyor ki bir koyunun diyor 2022 yılında bir kuzunun canlı ağırlık maliyeti 37.3 TL. TL karşılığını ben söylüyorum. Ne kadar ucuz Türkiye'deki alım gücüne baktığımız zaman İngiltere'de böyle bir fiyat olması orada ne kadar uygun fiyatlıymış aslında. İngiltere için evet. 190-200 penny civarında diyor. Yani evet. 37.3 lira. Tamam. Ocak ayındaki ilk kuzu canlı ağırlık satışları açıklandı. O da 268 penny civarında. Bu da 49-50 liralara geliyor Bahadır Bey. Hop bir hesap yapıyorsun. 12,5 lira, 12.7 lira İngiltere'de kuzu eti üreten bir üretici aile. İşçilik maliyetleri dahildir buna.
yani aile işçiliği diyorlar onlar, family evet. labor diyorlar, buna dahildir diyor. Demek ki diyor İngiltere'de et kuzusunda kar marjı %12, %25 kar marjı. Yani 50 liraya canlı ağırlık, kuzu canlı ağırlığı satılıyor İngiltere'de 50 TL'ye. Bunun 12,5 lirası kar. Çok iyi bir kar. Türkiye'de bu var mı? Türkiye'yi konuşalım biraz da. Yem fiyatları nereden nereye geldi? Satış tarafında canlı hayvan fiyatları veya karkas fiyatları ne kadar arttı, buna ne kadar paralel olabildi mi, olamadı mı? Marjlar tüm dünyada daraldı, burada da daraldı. Oradaki etkileri konuşalım hocam. Girdi maliyetleriyle çıktı gelirleri arasındaki farkı konuşalım. Şimdi kuzunun hesabına geldiğimiz zaman Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği söyledi. Dedi ki kuzunun 40-45 kilogramdaki bir kuzunun dedi besin maliyeti budur ve önerilen canlı ağırlık satış fiyatı budur. Şimdi biz İstanbul Ticaret Borsası'ndayız. Evet, burada da istatistikleri aldık. Şu anda burada 38-40 TL'den canlı ağırlık kuzu satılıyor. Şimdi Çanakkale Koyun Keçi Birlik açıklamasına göre, sosyal medyada açıklamasını yaptı. 50 lira olması lazım diyor canlı ağırlığın. Demek ki bugün 10 lira daha düşüğe satılıyor kuzu. Olması gerekenden bu birliğin önerdiği bir rakam. Aynı neyin? İngiltere'deki hesaba göre Anderson Center analiz merkezi diyor ki 37,5 lira bu kuzunun canlı ağırlığının maliyeti hanımlar beyler. Evet. Bunu diyor kar marjlarınızı ona göre hesaplayın. Biri %10 marj yapar, biri kar marjını %5'te tutar, biri %25 yapar falan filan. Şimdi baktığınız zaman sizin sektörde canlı ağırlık veya karkas ağırlığını, satış ağırlığını belirleme diye bir gücünüz, bir yetiniz de yok Bahadır Bey. Şimdi biz buraya hayvan borsasına geldik, doğru mu? 100 tane de besili kuzumuzla geldik. 50 liraya satıyorum dediğiniz zaman hadi hemşerim sana kolay gelsin der. Malını toplar dönersin köyüne. Tabii arz talep dengesi fiyatı belirliyor. Peki maliyetleri nasıl yönetebiliriz bu noktada? Her zaman üzerinde durduğumuz gibi, benim de uzmanlık alanım olduğu gibi, üreme verimini artırmamız lazım. Yani bir anneyi beslerken ondan bir yavru aldığımızda annenin besleme maliyeti yavruya direkt yansıyacak. Ama biz bir anneden iki yavru aldığımızda annenin maliyetini ikiye böleceğiz. Böylelikle maliyetleri yarı yarıya, kuzuya annenin maliyetini yarı yarıya indirgeyebiliriz. Bizim kuzu fabrikası reçetemize de böylelikle giriş yapmış olalım. Tamamdır. Aynen. Kuzu fabrikası reçetesindeki bizim maddelerimiz zaten global raporlardakilerine de çok benziyordu. Çok uyumlu. Birçok programımızda da anlatıyoruz. Evet. Yem fiyatları ne kadar arttı? Karkas fiyatları ne kadar arttı? Evet. Onu bence bir konuşalım. Şimdi yem fiyatları son 2 yılda Bahadır Bey, sizin matematik... Evet, %130 dolayında arttı hocam. Evet. Yem fiyatları. Evet. Programdan önce de hesapladığımız üzere. ben sizin hesaplarınızı biraz daha ince ayar yapmıştım. Yem fiyatları %130 arttı. Karkas eti fiyatları ne kadar arttı hocam? Ne kadar arttı? Gene ben hesapları da bir ince ayar... Şimdi 40-42-45 liradan işte şu anda 70-75 liralara çıkmış durumda. Evet, %70-80 dolayında arttı. Evet, yani yem %130 artarken karkas fiyatları %70-80 dolayında arttı. Eşleşmediler. Şimdi siz bana bu rakamı vereceksiniz. Evet. Ben üreme biyolojisine onu koyacağım, aynen, yerleştireceğim. Aynen. Ne yapacağım ben Bahadır Bey? Ha, yem fiyatlarının karkas fiyatları %50 gerisinde kaldıysa benim bu maliyetleri bölmem lazım. Aynen. Yoksa zaten hayatta kalamayacağım. Kalamam. Hayvan sayım da azsa hele hiç hayatta kalamam. Kalamam. Şimdi ne yapacağım? Anneyi biz demirbaş olarak gördüğümüz vakit anneye yaptığımız besleme maliyetini ondan ürettiğimiz kuzulara böldüğümüz zaman işte o yem maliyetlerinin karkasın iki katı olan yem maliyetlerini indirgeyebiliyoruz. Buna biz indirgeme diyoruz. Bunda biyolojik verimlilik de indirgeme diyoruz. İndirgedik. Bir anneden
Tosun gibi iki tane kuzu aldık. Doğum ağırlıkları 3-3,5 kilogram. Canlılıkları çok iyi. İki tane doğdu diye anne birine bakıp birine bakmamazlık etmedi. Annemiz iyi anne. Annemizin süt verimi iki kuzuyu büyütecek kadar yeterli. Çok önemli. Şimdi siz Mor Karaman'ın ikizi doğurtturun. Mor Karaman zaten kuzunun emdiği hariç 60 kilo süt veriyor. Kuzunun emdiği hariç. O ikinci kuzuyu yetmez o ikinci kuzuya. Dolayısıyla anneden de mucize bekleyemezsiniz. Annenin süt verimi ikiz doğurduğu kuzuya yetecek kadar, annenin annelik kabiliyeti ikiz kuzu da benimdir deyip sahiplenecek kadar iyi olmalı. Şimdi bunu yaptırdıktan sonra kuzular doğdu. Kuzuların hızlı büyüme ve gelişmesi lazım. Hızlı büyüme ve gelişme için ne yapar üretici? Em Allah el. Ananı eme bildiğin kadar em. Anne yıpranır. Çünkü bir kuzuyu annenin sütüyle büyütmenin maliyeti bir kuzuyu yemle büyütmenin maliyetinden daha yüksektir. İnsanlar zanneder ki annesini emdi mi ben bunu bedava büyütüyorum. Halbuki anneden sütü ürettirip kuzuyu sütten büyütmek daha maliyetlidir. Ne yapmamız lazım? Kuzularda bir an önce krepte besleme dediğimiz, alıştırma yemlemesi dediğimiz, başlangıç yemlemesi dediğimiz, zaten kuzu başlangıç yemi de Türkiye'de artık oturdu beyinlere. Derhal kuzuda yeme dayalı. Sütten kesin ve yeme dayalı. Yani annenin sütüne bağlı büyümeyi yeme dayalı büyümeye hemen hızlıca dönmemiz lazım ki hızlı büyüme ve gelişmeyi sağlayalım. Kuzu fabrikasının yetiştiricilik yönteminle ilgili temel prensiplerden bahsediyorsunuz. Evet. Krizle başa çıkmanın evet. yöntemlerinden bahsetmekle tabii. kuzu fabrikası reçetesini anlatmak aynı şey. Aynı şey. Aynen öyle. Şimdi kuzularda hızlı büyüme gelişmeyi bir daha vites büyütmek için ne yapabiliriz? Kuzuların annesini iyi annelerden döl verimi yüksek olanlardan, kuzuların babasını et üretim kabiliyeti, hızlı büyüme, gelişme özellikleri, besi performansı iyi olanlardan seçmeliyiz. Ticari melezleme programından bahsediyoruz. Evet. Ticari melezlemede etçi babalarla döl verimi yüksek anaçların çiftleşmesi sonucu oluşan evet. ticari melezler. Evet. Üçlü aslında evet. genotiplerle. Evet. Burada biz yemden yararlanmayı, günlük canlı ağırlık artışı biraz daha yüksek bir yavru elde ediyoruz. Tabi burada dişi erkek kesimlik olacak kesimlik şekilde oluyor. Bir üretim modelinden bahsediyoruz. Bir üretim modelinden damızlık işletme modelinden bahsetmiyoruz. Evet, bizim çünkü kuzu fabrikaları işletmelerimizin tamamında etçi babalarımız vardır. Bu etçi babalar neden vardır? İşte bugünler için vardır. Burada et üretiminde vites yükseltmenin zamanı geldi aslında. Geldi. Çünkü ne yapar üretici Bahadır Bey? Damızlık üretim taleplerinin olduğu dönemde kanalı damızlık kanalına alır. Ne yapar? Anneleri anaç özellikleri üstün olan anneleri yine kendi ırkından koçlarla çiftleştirir. Ne zaman ki et üretimiyle ilgili sıkıntılar baş gösterdiğinde, kuzu eti fiyatları artış gösterdiğinde ki dedik 2 yıl öncesine göre neredeyse 2 kat arttı dedik. Hop kanalı et kanalına çevirir. Babaları devreye sokar. Hızlı büyüyen, gelişen, besi kabiliyeti iyi olan. Ne demek besi kabiliyeti iyi olan? Bu nasıl bir kabiliyet? Piyano çalmak gibi mi? Keman çalmak gibi mi? Nedir kabiliyet? Kabiliyet şudur. Besi kabiliyeti iyi olması demek bir kuzunun tükettiği yemle aldığı canlı ağırlık arasındaki orandır. Yani bir kuzu 1 kilogram canlı ağırlık artışı alabilmesi için Bahadır Bey yeri geliyor 10 kiloda yem tüketiyor, yeri geliyor 4 kiloda yem tüketiyor. İşte biz buna besi kabiliyeti diyoruz. Şimdi siz 10 kilo tüketen bir kuzuyla mı besi yaparsanız daha az maliyette olur yoksa 4 kilo tüketen mi? Tabii ki 4 kilo. Bu neye bağlıdır? Bu etçi babanın etçil özelliklerinden kaynaklanır. Etçi, evet. Ve bunu hızlıca geçirir. Şimdi üreme verimini bir annenin yavrularına geçirebilmesi zor. Generasyonlar boyunca bunu artırırsınız. Ama et verim özelliklerini ilk dölde almak kolaydır. Çünkü bunun döle geçme şansı yüksektir. Buna kalıtım derecesi diyoruz. Şimdi dolayısıyla biz besi süresini kısaltacağız. Yemden yararlanmayısı yüksek baba hatlarıyla çalışacağız. Yavruyu annenin sütünde değil bir an önce yemde büyütmeye geçeceğiz. Pazar zaten aç. Pazar zaten aç şu anda. Dünya pazarı kuzu etine aç. Böyle bir durumumuz var. Ve bu pazar fiyatlarını sirkülasyonda sağlayarak ne yapacağız? Bu sisteme gireceğiz. Bir diğer konu, stratejik reçetelerimizden bir diğeri gübre. Entansif işletmelerde gübre diye çok değerli bir birikim oluyor. Evet, çok önemli. Çok önemli.
Nereye dayalı yetiştiricilikte bu gübreyi toplayamıyorsunuz Bahadır Bey? Ama intensif işletmede koyun canlılarının %3'ü kadar her gün dışkı yapar. Yapılan şu andaki yönlendirmeler şu yönde. Koyun gübresi bu arada biyoelektrik dediğimiz yeşil enerjinin hem tavuk hem sığır gübresinden etkinliği bakımından çok üst düzey bir hayvan. Hızlıca kurulan Avrupa'da sistemler var. Geliyorlar, 2 güne gübre testinizi kuruyorlar ve biyoelektrik enerjisi üretiyorsunuz. Bugün Almanya'da 35 sent euroya bir kilovatını alıyorlar. Rakamlar yanıltıcı olmasın ama yüksek değeri var şu an gübrenin. Neden? Kimyasal gübre maliyetleri çok yükseldi. Hayvan gübresine dönüş var. Dönmek zorunda. Nasıl döndüreceksiniz? İntensif yapmanız lazım. Gübreyi toplamanız, biriktirmeniz lazım. O da bir değer. O değerden istifade etmeliyiz. Hassas üretim varsa aynı zamanda bütün çıktılarımızı, bütün üretimlerimizi de aynı hassasiyette değerlendirecek pazarlara kanalize etmeliyiz. İntensif işletmecilikte kontrol bizde. Kontrol bizde olunca ıslahı yapabiliyoruz. Yemden yararlanması daha yüksek kuzular üretebileceğimiz ticari melezleme programına geçişi bizler yönetebiliyoruz. Et verimi yüksek koçları kullanabiliyoruz. Yemleme ile ilgili her bir padokta farklı fizyolojik dönemdeki yem ihtiyaçlarını optimize edebiliyoruz. Kontrol bizde ise bu konuda da gübrenin toplanması ve onun da tarım ve bitkisel üretim sektörüne aktarılmasıyla ilgili çalışmayı da yapabilecek pozisyondayız. Aynen öyle. Aslında aksiyon alabilecek pozisyondayız. Tabii. Yani kuzu fabrikası yetiştiricilik yöntemiyle krizlerle mücadele edebilecek, aksiyonları alabilecek bir ortamımız var. Bu önemli. Biz yani sonuçta bir kriz yaşıyoruz. Krizde kuzu fabrikası işletmecilik yaklaşımı nasıl buna reaksiyon verebiliyor? Gene elimiz güçlü. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kaç yıl önce çektiğimiz ilk programdan intensif niye yaparım ben bir girişimci olarak bunun sebeplerini anlatırken bu dönemlere geldiğimizde gene aynı şekilde mücadele edebilmek için gene kontrolün bizde olması gerektiğini konuşuyoruz. Ve elimizdeki ürünleri daha nasıl iyi katma değerli olarak değerlendirebiliriz bunu konuşuyoruz. Bununla beraber tabii Bahadır Bey kolektif akıl, düşünce, kolektif ürün geliştirme bunların hepsi çok önemli. Biz biliyorsunuz kuzu fabrikalarında %100 izlenebilir kuzu etini üretip şok dondurarak ne yapıyorduk? Pişmemiş et olarak zincir mağazalara veriyorduk. Şimdi biz ürün geliştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Elektrik maliyetleri çok arttı. Donuk stok maliyetleri çok arttı. Ne yapıyoruz? Ürün geliştiriyoruz. Üzerine daha katma değerli ürünlere doğru gidiyoruz. Şarküteri çalışıyoruz. Aynen. Muazzam bir fermente sucuğumuz var. Bezde sucuk. Evet. Sucuk yapıyoruz. Yapmak zorundasınız. Üstüne şimdi pişmiş gıdalara doğru gidiyoruz. Pişmiş gıdalara gideceksiniz. Nedir fermente sucuk? Buradan güzel üstad Atilla Bey'e sevgiler, selamlar olsun. Üçüncü nesil bir şarküteri firmasının Eskişehir'de duayenlerin çocuğu. O da sizin meslektaşınız biliyorsunuz bilgisayar mühendisi. Onunla Ar-Ge'sini yaptığımız çalışmada muazzam bir ürün, katkısız bezde sucuk ürün geliştiriyoruz. Şarküteri yapıyoruz. Bezde sucuğu oda sıcaklığında muhafaza edebiliyorsunuz. Tek mesele üretim maliyetlerini optimize etme değil. Evet. Diğer bir mesele ürettiğimiz ürüne katma değer koyarak gene değişen dünya koşullarındaki tüketici alışkanlıklarına hitap eden ürünleri. Öyle. Hem izlenebilir. Öyle. Hem organik üretim ve Z nesline hitap edecek katma değerli, bir de hızlı tüketilen aynı zamanda. Evet. Şimdi iki karı koca, bir çocukları var. Belli çok genel anlamda aile segmentini oluşturan bir kitle çalışıyor. Onlar da hayatta kalabilmek için onun mücadelesi veriyor. Yemek yapmak meşakkatli bir iş. Çok hızlı bir şekilde tüketebilecekleri sağlıklı, organik, izlenebilir, nereden geldiğine emin oldukları gıda ürünlerini arıyorlar onlar da. Evet. O segment büyüyor. Büyüyor, çok büyüyor. Geleneksel aile yapısından daha şehirleşmiş aile yapısına geçiş var. Sosyokültürel değişime ayak uyduracak katma değerli ürünleri piyasaya sürdüğünüz vakit
ayakta kalacaksınız. Tabii. Yani şimdi biz burada bir de ürün geliştirme ve katma değer kazandırma. Reçete böyle uzuyor gidiyor Bahadır Bey. Reçete budur, bunu kullanın. Hayır, doktora gidersiniz, bir reçete yazar. İyi olursanız iyileşmişsinizdir, iyi olmazsanız ileri tetkikler yapılır. Dolayısıyla bu işin her zaman için dinamik, her zaman için dünyadaki gelişmeleri takip eden ve bu takip ettiği gelişmelerde kendisini adapte edebilmesi gereken ve adapte edebilmesi mümkün olan özellikleri de alması lazım. Yani kapalı bir toplum, kapalı bir üretim, bana ne o ne yapıyorsa değil, kim ne yapıyorsa iyi analiz etmek, o yapılanları ne ölçüde üretimine entegre edebiliyorsan o kadar güçlüsün. Türkiye dünyada koyun varlığıyla, koyun üretimiyle ilk ondadır, ilk beştedir, ilk üçtedir. Bu özelliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Koyunculuk milli servetimizdir, ona sahip çıkmalıyız. Dünya nüfusu 10 milyara doğru gidiyor değerli arkadaşlar. Birçok sektörde artık çok ciddi anlamda rekabet var. Marjlar birçok sektörde küçüldü. Biz 30 kaç sene önce, 20-30 sene önce okurken, üniversite sınavlarına girirken bile bu kadar büyük bir rekabet yoktu. Bizim gençliğimizde, babalarımızın, annelerimizin gençliğinde insan sayısı ve rekabet birçok sektör boştu belki. Şu anda artık çok daha rekabet üst seviyede ve en ufak bir dünya genelindeki bir bölgedeki bir kriz domino etkisi yaratıyor ve dünyadaki bütün diğer birleşmiş bir dünya var artık. Dünya düz, The World is Flat diye bir kitap var. O, onun gibi aslında tamamen birbirine entegre sistemler var. Hayvancılık eskisinden çok daha zor artık. Et koyunculuğu keza öyle. Diğer hayvancılık sektörleri de öyle. Biz bugün dünyanın farklı ülkelerindeki reçeteleri ve ülkemizdeki reçeteyi, kuzu fabrikası reçetesini konuştuk. Bu kriz döneminde biz nasıl aksiyon almalıyız konuştuk. Her türlü krizi insanoğlu gene aklıyla çözüm buluyor, dönüşüm geçiriyor. Biz bu krize dönüşüm geçirerek yanıt veriyoruz. Bugün İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan Şubesi'ndeydik. Sizleri de özlemişiz. Bir genel değerlendirme programı çektik. Güzel bir program oldu diye düşünüyorum. Bu padokların dolup taşması dileğiyle diyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.